Gel aşkım. O Joy geldi. Gel Joy. Joy gel. Aloha. Hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz de denmez ki. Aloha'dan sonra ne denir? Aloha. Burada da böyle. O zaman aloha. Kalıyorum. Aloha. Bugün size böyle son zamanlarda aklımda olan bir soru, bir konu var. Ondan bahsetmek istiyorum. Bu konunun da aslında çıkış noktası hem YouTube hem de yoga. Hem yogada hem de YouTube'da zaten yoga pratiğimi her gün hani en az böyle bir 45 dakika kesin olarak yapıyorum diyeyim. Hani o bir böyle rutinim haline geldi ve gitgide gelişiyor. Ve tabii ki de bu bir yolculuk, asla oldum diye bir nokta yok. YouTube'da da aynı şekilde. Yani zaten video çekmeyi, paylaşmayı çok seviyorum. Ama 5000'e yaklaşmakla belki bu video yayınlandığında 5000'i de geçmiş oluruz. Hani hem izlenmeler hem işte aboneler falan böyle artmasıyla yani kanıtlar geldikçe aslında bir bakıma diyeyim kendimi böyle hem yogada hem YouTube'da böyle başarılı hissetmeye başladım. Ve ben hani her birimiz çok farklıyız. Ben de böyle kendimi çok sorgulayan bir insanım. Ve sorular sorduğum zaman onların cevaplarını da arayan bir tipim genel olarak. Ve son zamanlarda böyle şey hissetmeye başladım. Bunu sizinle açık açık aslında paylaşmak istedim. O yüzden bu videoyu çekeyim istedim. Ben acaba işte yeterince başarılı mıyım? Ben acaba yetiyor muyum? Acaba böyle gerçekten hani insanların ihtiyacı olan ve onlara destek olabilecek konuları paylaşıyor muyum? Ya da ne bileyim böyle acaba ıvır zıvır dolu mu kanalımda falan böyle hani bir sürü sorular oluşmaya başladı kafamda. Ve sonra şuna geldim. Zaten son zamanlarda bir egzersiz yapıyorum. Videonun ilerleyen yerlerinde belki ondan bahsederim ama konu dağılsın istemiyorum. Şuna geldim. Şimdi yeterlilik ve değerlilik konusu zaten hepsinin altında yatıyor bana göre. Ve biz hani benim bildiğim ve okuduğum, araştırdığım kadarıyla yeterliysek eğer bunun doyumunu diyeyim. Yani ne kadar kendimizi yeterli hissediyorsak babamız tarafından o kadar güven duyulmuştur bize. Yani o bize böyle evet başarabilirsin demiştir. Yeterlilik çünkü babayla ilişkili. Ve değerlilik duygusu da anneyle ilişkili. Yani annemiz bize aslında değer gösterdiyse kendimizi değerli, yeterli hissederiz. Buna da nereden geliyorum? Şimdi değerlilik ve yeterlilik duygularınızda ya da o inançlarınızda diyeyim ya da o içinizdeki işte durumlarda böyle biraz çatlaklar varsa çok kolay belki sorgulamaya girişebilirsiniz. Ve benim biliyorum başarı korkum var. Yani başarısız olmaktan korkmuyorum ama başarılı olmaktan korkuyorum. Bunu da söylüyorum çünkü artık bununla çok net olarak yüzleştim. Ve başarıya evet diyorum. Başarıyı istiyorum ve başarıyı seviyorum da artık. Bununla gerçekten barıştım. O yüzden de özellikle bu video vesilesiyle, vasıtasıyla hani başarılı olmak aslında bazılarınıza korkutucu geliyor olabilir. Ama bunun için de öncelikle mesela ben bir defter aldım ve ona böyle inançlarımı yazıyorum. Mesela her akşam genelde bunu yapıyorum ya da bir gün önce yapmadıysam ertesi sabah yapıyorum. Nasıl bir şey? Mesela bunu bu arada bir aydır falan yapıyorum. Böyle gün içinde kendim mesela yetersiz hissettim. Diyorum ki ben yetersizim yazıyorum. Altına da sonra da onun böyle yanına çarpı koyuyorum. Ben yeterliyim, yapabileceğimin en iyisini yapıyorum yazıyorum altına. Ona da böyle tik atıyorum. Ne bileyim işte yine ilerleyen saatlerde ya da başka bir gün başarılı olmaktan korkuyorum yazıyorum mesela. Ondan sonra onun yanına işte yine bir X atıyorum ve hatta o defteri size ben birazdan göstereceğim. Şimdi kalkmayayım ama videonun sonlarına doğru göstereceğim. İşte tam tersini ya da bana çok iyi hissettirecek cümleyi de altına yazıyorum. Ve arkadaşlar her gün de o bir önceki yazdığım işte o olumsuz cümleleri diyeyim böyle üzerine çiziyorum. Şimdi bunu yapmak aslında bana şunu sağladı. Gerçekten kök inançlarımın diyeyim ne olduğunu fark ettim. Ve ben böyle çok hani azimli bir insanım ama başarılı olacağım noktada hep önümü kesip kendimi sabote ettim hayatım boyunca. Yani birçok alanda diyeyim. Bunun da dediğim gibi en büyük sebebi işte bu yeterlilik, değerlilik ya da yetersizlik, değersizlik diyeyim.
bu iki konuyla alakalı, bu yeterlik, değerlilik konusuna da isterseniz başka videolarda seve seve değinirim detaylı. Ama böyle bu videoda psikolojik oralara gitmek istemiyorum. Sadece kendi tecrübemden bahsetmek istiyorum. Dolayısıyla da bu egzersizlerle bunun farkına vararak ve yogada gerçekten normal şartlarda hani beni bilseniz, tanısanız şunu bilirdiniz. 3 ay, 6 ay, hani 1 yıl devam ederim, müthiş bir yere gelirim. Yani kendimce müthiş bu arada. Hani bir sürü işte pozları yaparım yogada ya da inanılmaz hani akışları, zor böyle ileri seviye akışları yaparım ama sonra da bir anda bırakırım. Bu benim. Yani benim hani davranış şeklim aslında. Ama şimdi de diyorum ki özellikle meditasyonla, nefesle ve bu inançlarımın daha da farkına varıp ve YouTube'da çok teşekkür ediyorum ki sizin de desteğinizle hani hem videoları beğenmeniz, hem yorumlarınız, hem abone olmanız, hani bütün hepsi bana bir destek. Bunları gördükçe kendimle aslında olan ilişkim de değişti. Yani şöyle dış etmenler ya da hani dış etmenler olmasa tabii ki de yine kendimi başarılı hissederim. Ama bunlar destek sağlıyor. Yani sanmayın ki işte YouTube olmasa ya da ben her gün yoga pratiğimi yapmasam eksik kalırım. Asla. Ama aslında içimize sadık kalarak, yani yoga pratiği yaptığımda, nefesime döndüğümde, meditasyon yaptığımda ve her gün o mata çıkıp o matta ne yapıyorsam artık hani o gün onu yaptığım zaman böyle değişik bir güven gelmeye başladı. Ve dediğim gibi bunlara ek olarak da o inançlarımı yazmak, yani gün içinde mesela bir arkadaşımla, gerçi hani çok biliyorsunuz dışarı çıkmıyorum bu dönemde, sadece bir mama vermek için, yavaş yavaş artık biraz normale dönüyorsak da, belki bu video bu arada yayınlandığında normale dönmüş oluruz bilmiyorum. Çünkü önden gidebiliyorum bu videolarda. Ama şu anda daha tam olarak normale dönmüş değiliz. Hatta evden çıkmamamız gerekiyor. 2 gün daha işte sokağa çıkma yasağı var. Neyse, ama böyle bazen bir arkadaşımla mesela konuşuyorum. Bana bir şey söylüyor. Kendimi değersiz hissediyorum. Akşama defterime yazıyorum. Kendimi önemsenmemiş hissettim. Ondan sonra onun altına da ben çok değerliyim, kendi değerimi biliyorum yazıyorum. Yani böyle böyle değiştiriyorum. Şimdi biraz böyle uzatmış olabilirim ama buradan şuna bağlayacağım. Başarı korkusu en az başarısızlık korkusu kadar büyük bir şey. Bunu eğer yaşamıyorsanız ya da tecrübe etmiyorsanız belki anlayamayabilirsiniz ve bunu da çok iyi anlayabiliyorum. Ama aranızda eminim başarı korkusu yaşayan arkadaşlarımız vardır. Yani arkadaşlar gerçekten şunu bilin, yalnız değilsiniz. Benim başarıdan ödüm kopuyor ve bununla böyle yeni yeni dediğim gibi yüzleşiyorum. Hatta böyle yani YouTube'la ilgili size örnek vereyim. İlk başladığımda hani konuştuğum bazı arkadaşlarım biliyorlar kendilerine. Şey diyordum, 1000 abone olsun yeter. Ben zaten hani kendi tecrübelerimi paylaşacağım. Öyle büyük hayallerim de yok. Hatta büyük hayaller kurmaktan genelde böyle son 5-6 yıldır böyle sakınıyormuşum. Bunu da fark ettim. Her ne kadar bir tarafım o böyle inanılmaz cesur, her şeyi başarabilirsin modunda olsa da işte o başarılı olma diye seni böyle aşağı çeken o şey gerçekten buna karşı böyle bir savaş veriyordu diyebilirim. Buradan da geleceğim nokta, başarılı olmaktan korkuyorsanız öncelikle bunu kabullenin. Ve gerçekten mesela yoga yapmak bana iyi hissettirdiği için yoga yapıyorum. Bunun sonunda hani kendimce başarılı oluyorsam, ki bence oluyorum, bunu da kabul ediyorum. Bu başarıya da evet diyorum tüm benliğimle. Size galiba, yani bilmiyorum bunları bu arada, bu duygu hallerini nasıl anlatabilirim ondan da emin değilim ama elimden geleni yapıyorum. Umuyorum ki bu ne demek istediklerimi hem hissedip hem de anlatabiliyorumdur. Dolayısıyla da eğer ki başarılı hissediyorsanız kendinizi ve içinizde korkular oluşuyorsa korkulara da evet deyin. Korkuları da kabul edin. Tamam yani deyin. Ve şuna da gelmek istiyorum aslında. Hani sonuç odaklı olmak hem iyi hem kötü bence. Çünkü arkadaşlar kameranın şarjı bittiği için böyle bir yarım saat 45 dakika şarj etmem gerekti. Ve bu benim başıma çok gelen bir şey değil. Zaten bu kamera yeni olduğu için bu üstten işte kendimi görebiliyorum. Onu mesela açmamışım. Onu da şimdi gördüm ve açıyorum. En son şunu söylüyordum. Bu sonuç odaklı olmak hem iyi hem kötü. Bir kere neden iyi?
İyi çünkü hani bir sonucunuz olduğu zaman zaten ona ulaşmak istiyorsunuz, azmediyorsunuz. Böyle onu başarmak için bir motivasyonunuz oluyor. Hani bu açıdan bence çok güzel bir şey. Ama diğer yandan da aslında eğer deli gibi sonuç odaklıysanız bu bence çok iyi değil. Çünkü işte kaç like aldım, işte kaç kişi beni takip ediyor ya da yogada daha iyi oldum mu, o çok daha iyi yapıyordu, ben ondan daha iyi oldum mu gibi gibi aslında bir yerde sonuç odaklı olmak bizi kıyasa yöneltiyorsa diyeyim, yani kendimizi böyle birileriyle kıyaslıyorsak burada biraz dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu kıyaslama ile ilgili de ben detaylı anlattığım bir video çekmiştim. O da yayınlanmış olursa buralara koyarım, ona da bir göz atarsınız. Her neyse, şimdi şuna geleceğim. Başarı korkusu dedim. Eğer ki sizin de başarı korkunuz varsa benim gibi ve bununla hani bu kadar net yüzleştiyseniz ya da belki daha önce ya da belki daha farkında bile değilsiniz. Çünkü çoğu insan başarısızlık korkusunu biliyor ama başarılı olmaktan korkan insanlar da var ve ben o insanlardan biriyim. Yalnız olmadığınızı söylediysem bir daha söyleyeyim. Çünkü gerçekten ben artık bir şeyleri yani kendimi daha doğrusu başarılı hissetmekle barıştım. Ve buna daha da izin vermek istiyorum ve izin de veriyorum. Size bahsettiğim, bu arada o defteri göstereceğim. Size bahsettiğim defter de şu şekilde. Mesela işte bilmiyorum gerçi oradan görebilecek misiniz ama şöyle söyleyeyim. 20 Mayıs'ta ben sevilmiyorum. Ha pardon, beni sevmiyor diye bir şey yazmışım biriyle ilgili. Ondan sonra onun üstünü çizmişim ve ben seviliyorum yazmışım. Mesela benim bir an önce gitmemi istiyor. Mesela bulunduğum yerde herhalde istenmediğimi hissetmişim. Altına da benim orada olmamdan memnun yazmışım. Yani gibi gibi aslında böyle bütün küçük şeyleri bir ay boyunca hani herhangi bir deftere böyle yazarsanız gerçekten çok faydasını görüyorsunuz. En azından benim için hani şöyle oldu. Bu arada Tarçın benim canım köpeğim. Sokakta bakıp beslediğim, havlıyor. Umarım çok rahatsız edici bir ses gelmiyordur oraya, bilmiyorum. Toplamam gerekirse arkadaşlar, öncelikle gerçekten bu konuya sizler de benim dikkatli olmamda vesile oldunuz. Çünkü YouTube'da dediğim gibi yani ilk başladığımda beni hani tanıyan arkadaşlarım böyle biliyor. Yani 1000 olsun da hani yeter zaten, daha fazlasına benim çok ihtiyacım yok ama olursa da tabii iyi olur falan diyordum. Bunun en büyük sebebi başarıyı kaldırabilecek miyim? Bundan biraz korkuyor olmamdı. Ama artık gerçekten yani bu arada kiminiz için 5000, 10000, 15000 neyse hani çok böyle başarı sayılmayabilir. Bu da önemli değil. Ya da yogada o pozu yapmak kimine başarı gibi gelmeyebilir. Bu hiç önemli değil. Çünkü bana göre başarı diye kabul ettiğim bir şey sizin belki başarısızlık olarak kabul ettiğiniz bir şey de olabilir. Ama burada en önemli olan nokta, siz bir şeyi, bir konuyu, neyse artık o, başarı diye görüyorsanız o noktada ilerlemeniz. Çünkü gerçekten hani ben başarılıyım duygusuna geldiğiniz an hala devam ediyorsanız başarı korkunuza rağmen, yani başarılı olmayı artık göze alabiliyorsanız bu gerçekten büyük bir cesaret. Ben sizi kutluyorum. Kendimi de kutluyorum. Ve bu konuya biraz değinmek istedim. Bu konuya biraz böyle dikkatimizi getirelim istedim. Hani sizin hayatınızda da siz başarılı olmaktan mı korkuyorsunuz yoksa başarısız olmaktan mı? Bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Tabii ki vardır, ben de başarılı olmaktan ne başarısız olmaktan korkuyorum diyenleriniz de var mı bilmiyorum. Varsa bunu da söyleyin ama bana pek inandırıcı da gelmiyor. Eğer böyle düşünüyorsanız da beni de inandırmaya çalışın diyeyim. Tabii ki olabilir, olamaz demiyorum ama beni de inandırın. Başka söyleyeceğim bir şey var mı diye düşünürken, ya bu şarjım bitmesinden dolayı biraz dağıldım ama umuyorum ki söyleyebildiğim her şeyi söyledim. Ve önemli olan nokta da sizin kafanızda da bir soru işareti uyandırması. Dediğim gibi defter tutmak belki bir opsiyon olabilir ve her ne olursa olsun korkunuzu kabullenmekten geçiyor her şeyi değiştirmenin ilk aşaması. O yüzden sarılın korkunuza. O korkular iyi ki var. Korkularımız demeye bile gerek yok. Korkular. Biz çünkü bizim korkularımız, işte bizim başarısızlığımız, bizim başarımız. Bunu demeye o kadar çok alışıyoruz ki aslında belki de bıraktığımızda ve sadece o korkular var ya da o başarılar var.
diye baktığımızda bir anda her şey değişebiliyor. O yüzden belki böyle bakmak da isteyebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olursanız gerçekten desteğinizi göstermiş olursunuz ve ben çok minnettar olurum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, farkındalıkla, coşkuyla ve her zaman olduğu gibi neşeyle kalın. Hoşça kalın. Bu arada küpe taktım, ruj sürdüm, saçlarımı ördüm ama sonra böyle çok istediğim gibi olmadı. Bana bence en iyi giden saç bu. Saçlarım başlarım, her bir şeylerim iyi mi? Gelin biriniz de şu kamera arkasında olun.